Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Sabah kalktık, şimdi ev halkı da yavaş yavaş kendine gelmeye çalışıyor. Ben de dedim ki kahvaltıyı hazırlayayım, Mira yumurtalı ekmek yaparım. Bize de şöyle kahvaltılıkları çıkarırım dedim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra alışverişe gideceğiz. Annem ve babamın gelmesine çok kısa bir süre kaldı. Bir haftadan az kaldı. Evde hem kahvaltılık eksiği var hem erzak eksiği var. Onları bir dedim alırız. Şöyle bir buzdolabını fulleriz. Erzak dolabını yine doldururuz. Bugün yani market işimiz var. Hem doğum öncesi bir market alışverişi olur benim için. Hem de misafir öncesi bir market alışverişi olur. Çünkü biz oraya gittiğimizde inanın hani her şeyi böyle kusursuzca yapıyorlar. Hani ben de annemle babam biliyorsunuz her zaman zaten gelemiyorlar, uzaktalar. Hani böyle her şey kusursuzca olsun, her şey evde bulunsun istiyorum. O yüzden dedim ki son ana bırakmayalım. Yine alacaklarım olur tabii. Şu anda ana şeyleri alalım, ana malzemeleri alalım dedim topluca. Ondan sonra ilerleyen günlerde de tamamlarım eksik buldukça yavaş yavaş diye düşündüm. O zaman şimdi biz kahvaltımızı yapalım, üzerimizi falan değiştirelim. Yolda ya da markette buluşuruz inşallah. Bakın yağlarda indirim var arkadaşlar. Hem kumili 179 lira hem de kırlangıç 179 lira. Şöyle iki tane dedik biz komiliden alalım. Ben daha önce ikisini de ne dedim? İkisi de güzel. Yağ bol bulunsun, yedekli bulunsun, misafirde iyi olur. Kadın salçaları 35 lira indirime girmiş. Bundan da iki tane alayım. Salça da bizde çok gidiyor. Şöyle sepetimize koyalım. Şahin'in pirinçleri ne kadardan düşmüş arkadaşlar? 140 liradan 110 liraya düştü. Bir tane şöyle şundan alalım dedik. Bir de çaylarda indirim var arkadaşlar. Hemen şöyle size çayları göstereyim. Bu da 144 liradan 130 liraya düşmüş filizli. Bunu daha önce ben denemedim ama biz şimdi çok çay içeriz arkadaşlar. Kalabalık oluruz. Şeyle uğraşamam şimdi. Poşet çayla. Dedim şundan alalım. Siz neye bakıyorsunuz? Mira'ya Coco Pox mu? Tamamdır. Mira gel makarna seç anneciğim. Bizimkiler şey sever. Hangisi biliyor musun? Hangisi biliyor musun? Şey değil anne. Mi? Yok hayatım. Anne. Hangisi? Al anneciğim. Al hayatım. O da yok çünkü. Boncuk da alalım. Ben de boncuk seviyorum. Bunun küçüğü ama. Bir tık anne, daha küçüğü. Bir şey diyeceğim. Söyle prensesim. Ben de bunu seviyorum. Al al makarnayı bol alalım. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Evet. Ben bunu çok seviyorum. İnce boncuk. Burada yok indirimlilerde. Ha şu. Evet hepsi 14.75. Şöyle bir tane ince boncuk. Ama o zararlı anneciğim. Onun yerine ayran alalım. Ondan su. Tamam su alırım. O su değil Sprite. Şöyle bir tane. Tek sütte de bayağı indirimli. 22.75. Şöyle bir 3-4 tane tek sütten alayım. Ya böyle azar azar alınca sürekli almak zorunda kalıyorum. 3 tane şöyle alayım. Mira al bunu deden çok sever. Dedenle anne. Birlikte kahvaltıda yersiniz. En sevdiğim. Tamam anneciğim. Koy buraya şimdi. Bakalım başka ne var ne yok. Helva. Tahin pekmez bakayım dedim de. Şöyle bakın has kaşar 200 lira ama daha önce hiç kullanmadım. Güzele benziyor. Bir deneyeyim dedim arkadaşlar. 1 kilo. Çok iyi fiyat yani kaşarlara göre. Şöyle bir deneyeyim bunu. Şöyle şuraya. Bir de beyaz peynir alacaktık. Çok pahalı hayatım. Şeyden geçen gün Hakmar'dan aldım 60 lira. Bana çok pahalı geldi. Hakmar'a mı geçelim? Ne oldu? Hakmar'a mı geçelim?
Yani şey gerçekten gereksiz pahalı. Yani organik falan değil, anlamadım. Ben alırım onu ya. Ben hallederim onu. Bizim tereyağı. Ben şu şeyi kebiri beğeniyorum. Bir tane aldık şimdi. Bakayım dedim başka bir şey var mı buralarda? Fisko birlik 119 TL. Yoğurtlar var. Aslında yoğurt da almamız lazım. Yoğurt ne var? İçim var. Bazı yoğurtlar böyle ekşimsi oluyor. Onları ben yiyemiyorum arkadaşlar. Tereyağı içimin 80 TL. Ama bu hiç yani bana tereyağı gibi gelmiyor. İndirimde ama. Bu tarafta yoğurt yok sanırım. Yok. Bakayım. Ha şurada var benim. Ben şu Sütaş'ın yoğurtlarını beğeniyorum. Ne kadarmış? 80 TL şu. Çok yoğurt gidiyor bize arkadaşlar. İnanılmaz yoğurt gidiyor. Bundan mı alalım? Alalım bir tane deneyelim. Babamın en çok sevdiği bisküvi. Şu. Ne zaman görsem böyle var ya aklıma babam geliyor. Alacağız bunlardan şimdi. Niye? Gerçekten bunu çok seviyor. Tamam, onu da seviyor da. Bulursam göstereceğim sana. Tamam. Ha evet, onu da sever. Evet, onu da sever babam. Ondan da alalım. Bir boyu yok mu ya, geniş olan vardı ya. Evet. Gerçi o daha güzel, biliyor musun? Neyse, bir tane var. Bir tane. Annem yemez, şeker hastası. Babam yer. Bakayım başka bir şeyler var mı? Abur cubur namına. Şu hallelerden alsam mı acaba ya? Kekler. Anneciğim çünkü şey olmuş, hasta olmuş. Şeker hastası olmuş. Çok şekerli yemiş. Sen sakın çok şekerli yeme. Şu burçaklardan yerler mi acaba? Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı şöyle poşetten çıkarttım. Tezgaha yerleştirdim. Şöyle iki kutu yağ aldım. Ben yağda hep yedekli giderim ama bu sefer yedek yağım yoktu. Şöyle dedim, bir tanesini normal kullanırım. Diğerini yedek yaparım. Ben deterjanda ve yağda muhakkak yedekli gidiyorum. Bilmiyorum, öyle daha rahat ediyorum. O yüzden iki kutu alayım dedim hazır indirimdeyken. Çünkü 210 liradan aşağı, 200 liradan aşağı yağ yok. O yüzden bana fiyatları uygun geldi, alayım dedim. Şöyle yine 3 kutu süt aldım. Hem Mira hem de ben sabahları içtiğimiz için çok çabuk bitiyor. Mira öğlen arasında falan da içiyor. Bazen akşam içiyor. O yüzden dedim ki 3 kutu alayım. Bunu da fazladan alayım diye düşündüm. Şöyle zeytin aldım arkadaşlar. Biz çoko krem çok yemiyoruz Mehmet'le birlikte. Mira'ya da hani çok vermiyoruz ama babam gelecek, sever babam diye düşünüp ondan aldık. Şöyle Mira da bayram eder. Bir de şunu merak ettik. Sütlü fındık kreması dedik, bakalım nasıl. Neymiş? Fisko krem. Bir tane de bundan aldık. 40 liraydı. Fiyat uygundu. Şöyle. Bunlar bu şekilde. Bizimkilerin en çok sevdiği sarımsak sos. Böyle patates kızartmasında falan artık daha ketçap mayonez sevmiyorlar. Bunu sıkıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Şöyle bir tane sarımsak sos aldık. Keçi boynuzu özü ben seviyorum dedim, bundan bir tane alalım. Yine babamın sevdiği bisküvi. Mira'ya şöyle çikolata aldık. Şöyle 2,5 kilo pirinç aldık, süt diyecektim. Pirinç aldık arkadaşlar. Yağ aldık ve Mehmet annemin çemenini çok seviyor. Bunu baharat reyonundan gördü. Selma bundan alalım annen dedi, kahvaltıda şey yapar bize çemen, ama annem gerçekten çok güzel çemen yapıyor. Ya biz de yapıyoruz ama onunkisinin gerçekten tadı çok farklı. Galiba bolundan istiyor, bakar mısınız, iki kutu aldı. Şöyle çay aldım arkadaşlar. Şimdi kalabalık oluruz, o yüzden poşet çay bereketsiz olur diye düşündüm. Şöyle var poşet çayım, hani bu da dursun, o biterse. Hiç açılmamış bir kutu var ama o biterse dedim bunu kullanırız. Şöyle birkaç tane abur cubur, bisküvi, işte çikolata vesaire, bunlardan aldık arkadaşlar. Şöyle tadın salçasından aldım. 35 liraydı. Bence tada göre uygun fiyatlıydı. Şöyle cheddarlı krem peynir. Bunu biz çok seviyoruz biliyorsunuz. Şöyle biraz makarna aldık. Bu
Burada da mı sadece bu? Şey, şurada da var. Şurada da var. Şöyle bir tane boncuk makarna. Arpa şehriyem bitmişti. Arpa şehriye. Mercimek az kalmıştı. Mercimek. Şöyle iki tane aç bitir. Şöyle sucuk aldık arkadaşlar. Şöyle sosis aldık. Biliyorsunuz ben kebirin tereyağını seviyorum. Şöyle kebirin tereyağından. Tek sütün beyaz peynirinden aldık. Şöyle dedim büyük olsun yoğurt aldık. Nilaya Coco Pops tarzı şeyler var ya süte karıştırma. Ondan aldık. Şu erişte çok lezzetli oluyor tereyağı ile birlikte. Gerçekten hani böyle makarnadan çok daha farklı ve çok daha lezzetli oluyor. Biz genelde bunu alıyoruz. Geçen gün de aldık. Mira görür görmez istedi yani. Şöyle bir tane bundan aldık. Başka bir de şöyle domates salçası aldık arkadaşlar. Kaşar peynir bunu ilk kez deneyeceğim. Bakalım nasıl, inşallah güzeldir. Annem çok güzel pizza yapıyor. Annemin üstüne pizza yapan yani tanımıyorum. Bu sucuk şeyi de hani annem dedim pizza yaparsa malzeme bulunsun evde diye düşündüm. Bir de şu şeyi aldık biliyorsunuz. Havlu kağıt. Havlu kağıt da bayağı indirimdeydi. 100 liraydı. 12 tanesi. Gerçekten dedim yani kaçmaz fiyat. Havlu kağıdımız da kalmamıştı. Şu burcu 28 liraya düşmüştü. Dedim bir tat alalım, bir burcu alalım. Öyle yani arkadaşlar. Bizim aldıklarımız bunlardı. Şimdi buzdolabına yerleştireceğim. Kahvaltılık. Ekstra bir de Kaya Çiftliği'ne uğrayacağım. Orada da böyle güzel değişik kahvaltılıklardan var. Biraz da annemlerin gelmesine böyle 1-2 gün yakın. Çünkü onlar taze ürünler oluyor. Oradan da bir şeyler alırım. Hani kahvaltılık bol bulunsun. Kimse uğraşmasın. Çeşit çok olsun. Kaya Çiftliği'nde de böyle çok güzel zeytin soslar var. Ondan sonra biliyorsunuz böyle kırmızı biberin içine konulan beyaz peynirler var. O tarz şeylerden de alırım. Böyle güzel bir bol çeşitli kahvaltılıklarımız olur. Hani böyle çıkarttığımız gibi tabii patates kızartılır, yumurta yapılır ama kahvaltılıkları böyle çıkarttığımız gibi masaya koyarız diye düşündüm. Öyle yani arkadaşlar bizim aldıklarımız bunlardı. Mira koltukta uyuyakalmış arkadaşlar. Şöyle ben de dedim ki o böyle erkenden uyuyakalmışken ben de aldıklarımı yerleştireyim yarına kalmasın. Biraz pirincim vardı çok aşağıda kalmasın dedim. Kaseye döktüm. Şimdi kaseyi buraya koyayım. Şöyle biraz daha doldurayım. Benim bunlar 2 litre alıyor arkadaşlar. Şöyle üstüne de sileyim bir güzel. Kahve de almıştım, o poşette kalmış. Şöyle kahveyi de dökeyim. Erzak dolabında şöyle bir elden geçirdim arkadaşlar. İyi ki bu saklama kaplarından aldım. Gerçekten çok değerli, toplu, düzenli duruyor. Şöyle bulgur almadım. Onu başka marketten alacağım. A101'in bulgurları hoşuma gidiyor. Çok güzel şişiyor. A101'den alacağım dedim. Şuradan da bir tane kap arttırdım. O da dedim şimdilik oradan dursun. Alt katını da şu şekilde yaptım arkadaşlar.
Fazlalık çaydanlık bu sürahi kışın çok kullanıyorum. Dursun dedim. Baharatlıkları şöyle şuraya yerleştirdim. Peçeteliklerim de burada. Çok içime sindi. Şimdi ben burayı kapatayım. Şöyle bir de buzdolabını elden geçireceğim. Buzdolabında şöyle bir elden geçirdim, geldim arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum, yarın cumartesi pazarı var. Ben normalde hep cumartesi pazarına giderim. Hem çeşit çok fazla hem de çok büyük, biliyorsunuz bizim pazarı. Ama annemle babam geldiğinde böyle taze meyve bulunsun diye salı pazarına gideceğim. Salı pazarından alırım, böyle taze taze daha az bekleme süresi olur diye düşündüm. O yüzden cumartesi pazarına değil de salı pazarına giderim diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar, bugün de böyle geçti, market alışverişiyle, mutfak düzeniyle geçti. İnanın evde olunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hele de bir çocuk olunca da hiç anlamıyorsunuz. Öyle hem düzen hem ev, bu şekilde bir gün geçirdim. Yalnız yüzüm o kadar şişmiş ki son zaten 2 haftadan az bir süre kaldı. Şu an yüzüme bakıyorum, aman Allah'ım diyorum, bu nasıl bir şişmek. Öyle, her neyse, inşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Söylemiş olduğum gibi yani bu sadece market alışverişi, böyle birkaç yere daha uğrayacağım. Onlar böyle daha farklı kahvaltı türlerinden alırım diye düşündüm. Bir de bu yatak işini halletmem lazım, böyle yer yatağı işini hızlandırmam lazım. O kaldı arkadaşlar. Uras'ın kapı süsü kaldı. Böyle ufak tefek şeyler kaldı. Çoğu işler bitti. Onlar kaldı. O işlerimi halletmem lazım. Şimdi aklımda bulunanlar bunlar. Hani annemler gelmeden özellikle de şu yatak işini halledersem diyorum ki çok iyi olur. Çünkü sıcak oluyor. Odalarda durmak istemeyen sersin yatağı istediği yere yatsın diye düşünüyorum. Hani o niyette olduğum için onu da bu hafta halledeceğim inşallah. Yani bu hafta dedim, önümüzdeki hafta, zaten hafta bitti. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.